İnegöl'de 2014 yılının ilk ayında iki farklı ormanlık alanda biri yakılarak, diğeri ise başından vurularak öldürülen iki kişinin cinayet zanlıları için karar çıktı. Haklarında ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar İlker Alkış, Kadir Güney ve Ali Mete'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına son verildi. Sanıklar iki cinayet, yağmalama, hırsızlık ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ağır cezalar aldı. Hadi kolay gelsin. Sanık İlker Alkış, işlenen cinayetlerle bir alakam yoktur, beraatimi talep ediyorum dedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sanık Kadir Güney ise, yüce mahkemenin adaletine güveniyorum ve beraatimi talep ediyorum dedi. Susun ben! Sen bir tezgit durun ki. Tezgit ettireyim. Susun ben! Sanık Ali Mete de, suçlarımı kabul etmiyorum, bilmeyerek iştirakta bulundum, beraatimi talep ediyorum dedi. Evet. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Cinayetle ilgili bir şey söyleyecek misin? Sanık İlker Alkış, Sabri Öztürk cinayetinden müebbet, Ferhat Yavuz cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet, Ferhat Yavuz'un annesi Kadriye Yavuz ve eşi Azalı hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 16 yıl, yağmalama suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, 30 yıl hapis ve 16 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Sanık Kadir Güney'e Sabri Öztürk cinayetine karıştığı için 11 yıl, Ferhat Yavuz cinayetine karıştığı için ağırlaştırılmış müebbet, iki cesetin kıyafetlerini çalma suçundan 11 yıl, Kadriye Yavuz ve Hazal Yavuz'u hürriyetlerinden yoksun kılma suçundan 16 yıl, yağmalama suçundan 14 yıl ve 4 yıl olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıl hapis cezası verildi. Sanık Ali Mete'ye Sabri Öztürk cinayetine karıştığı için 13 yıl, Ferhat Yavuz cinayeti için ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye Yavuz ve Hazal Yavuz'u hürriyetlerinden yoksun kılma suçlarından 16 yıl, yağmalamadan 14 yıl olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl hapis cezası verildi. Çifte cinayet sanıklarına cinayetler, yağmalama, hırsızlık ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, 129 yıl hapis cezası ile 16 bin lira para cezası verildi.